Evet sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en kaliteli şeker fasulyesinin yetiştirildiği ender bölgelerden birindeyiz. Gümüşhane Kelkit'teyiz. Şeker fasulyesini sizlere tanıtacağız. Başkanımla beraberiz. Evet başkanım, Çiftçi TV ekranlarına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size öncelikle hoş geldiniz. Kendinizi bizlere, izleyicilerimize bir tanıtır mısınız? Ben Kelkit İlçesi Kuru Fasulye Üreticileri Birliği Başkanı Gökhan Durmuş. Evet. Bildiğiniz gibi 5. ayda başlıyoruz ekimlere. 5. ayın sonunda biz ekim bitirmiş oluyoruz. Daha sonrası aşamada çapa yapmaya başlıyoruz. Otla mücadele devam ediyor. Otla mücadeleyi yaptıktan sonra da sulama işine başlıyoruz. Evet. Peki bu Kelkit fasulyesi ne? Özel kılan nedir? Şimdi güzel konuya değindiniz. Özel kılan şey şudur. Bizim toprağın, hava, toprak, su 3 faktörden oluşuyor. Bunun nedeni de şu. Bizim burası Doğu Anadolu bölgesi ile Karadeniz bölgesinin geçiş güzergahı. Ondan dolayı da bu bitki, bu fasulye gece terleme yapmadan büyümesi devam ediyor. Ettiği için de ne yapıyor burada? Fasulyenin kabuğu ince oluyor. Pişme süresi kısalıyor. Lezzeti artıyor. Evet. Kaç dönüm alanda ekim yapılıyor tüm Kelkit'te? Ne kadar ürün alınıyor? Şimdi ne kadar ürün alınıyor? Geçen yıllara nazaran bu sene üretimiz çok arttı. Geçen yıl 1200-1300 dönüm iken şu an bizim Kelkit bölgesinde coğrafi işaret olarak 6000 dönüme çıkmış bulunuyoruz. Nedenler de şunlar. Para iyi etmesinden dolayı çiftçi biraz daha bu tarafa doğru kaçtı. İkincisi bizim burada sadak sulama. Yavaş yavaş faaliyet göstermeye başladığı gibi çiftçi de suya kavuştuğu için ekil alanlar artıyor. Bu da bizim için de iyi oluyor. Yani 6000 dönümleri şu an Kelkit bölgesinde buldu. İnşallah ürün güzel olur ve biz de değerinde satarız. Çiftçi de memnun olur, biz de memnun oluruz. Kaç ton bir rekolte bekliyorsunuz? Şu an aşağı yukarı bizim 1500 ton bir beklentimiz var. Havalar iyi gitmesinden giderse şayet, sıcak olursa biliyorsunuz bakliyat grubu strese, sıcağa gelmiyor. Ne yapıyor? Burada çiçek açıyor, döküyor, açıyor, döküyor. Uygun bir hava koşulu yakaladığı zaman tutuyor fakat geç donlar başlıyor. Bu sefer yetişemiyor fasulye. Evet. Peki fasulyeyi ektik, çıktı. Ondan sonra ne gibi işlemler yapıyoruz? Ne gibi işlemler yapıyoruz? Tabii çapa döneminde üst bant gübre uygulaması yapıyoruz. Gerekli miktarda gübre atıyoruz. Ardından işte çapadan çıktıktan sonra da tabii yapraktan fungal hastalığa karşı bir ilaçlama da gerekli uyduğum zaman yapıyoruz. İşte yapraktan mevsim fülüc asit gibi tarzı organik ürünler de atıyoruz biz buna daha iyi gelişsin diye. Daha iyi tane bağlasın diye. Ne akabinde sezon sonunda 9. ayın 15'i dedim yavaş yavaş bizim 143-145 gün vejetasyon süresini tamamladıktan sonra hasatını gerçekleştiriyoruz. İnşallah hasadında artık yavaş yavaş iyi deneye makine alışmaya döndük. Söküm makinesi getirdik Kelkit bölgesine. İşte hasat gezer patoz dediğimiz onu getirdik. Bunlarla ne yapacağız? Biz bunu hasat edeceğiz. Hem maliyetten hem de zamandan kazanmış olacağız biz burada. Maliyetten düşüttüğümüz zaman da biz ne yaparız? Fazla yukarıya çıkmadan makul bir fiyatta biz bunu tutarız. Tabii çıktıktan sonra çiftçimiz ne yapacak? Bizim Kelkit Kuru Fasulye Üreticiler Birliği'ne ait eleme ve ayıklama paketleme tesisimiz var. Fasulyeyi çiftçi buradan çıkarıp tarladan hasat edeceğiz sonra getirip tesise biz bunu çöpünü, taşını, kırığını, çürüğünü ayıracağız. Paketleyip ve tüketicimize ulaştıracağız inşallah. Evet. Peki satışın genelde nerelere yapıyorsunuz? Piyasada satış zorluğu var mı? Tanınıyor mu bu Kelkit fasulyesi? Tabii güzel konulara değiniyorsunuz Erdem Bey. Şöyle söyleyeyim. Biz yıllar önce coğrafi işaretimizi almadan önce bizim Kelkit bölgesinde fasulyemiz iyiydi ama biz tanıtamadık. Ne yaptılar? Burada bizim fasulyeyi paçal yaptı, karıştırdılar. Karadeniz bölgesinde Kelkit fasulyesi diye sattılar. Biz bitme noktasına gelmiştik. 2016 yılında ben topladım arkadaşları, bir çiftçi olarak söyleyeyim, başkan değil de. Çiftçi olarak baktık ki biz burada eziliyoruz, kandırılıyoruz. Çiftçi arkadaşlara dedim ki ya arkadaşlar gelin, biz burada bir örgütlenelim, bir birlik kuralım.
Ya çoğu biraz inanmıyor. Ha, olur mu olmaz mı diye. Tabii biz 16 kişiyi topladım. Gitti 16 kişiyle kurduk biz burayı. 2016'da başladık. 17'nin sonunda biz bakanlıktan onayımızı aldık. Birliğimizi kurduk. Ve dedik ki biz buna artık bu fasulyeye bir markalaştırmak yoluna girmemiz lazım. E ne yaptık biz burada? Tuttum. İki tane burada Tarım İlçe Müdürlüğü'ne beraber burada bizim ziraat, yüksek ziraat mühendisi, buradan da söyleyeyim ismini anım. Deniz Kotiloğlu Afendi var. Sağ olsun. Bunun çabalarıyla da bilgisiyle de beraber ortaklaşa yola çıkarak ne yapabiliriz Deniz Hanım? Araştırdı. İki tane Profesör Hoca'nın gelmesi lazım. İki tane Profesör Hoca getirdik. Burada Mayıs ayında 5. ayda başladık. 9. aya kadar bilimsel raporlar tutuldu işte. Çıkışları, işte fasulyenin gelişimi, bakla bağlaması. Ondan sonra hasadı, hasattan sonra araştırma enstitüsüne bu gitti. İnanın biz de şaşırdık, hocalar da şaşırdı. 27 protein, demir çinko yüksek. Allah Allah. Aynen böyle oldu. Yani diğer fasulyelerden çok, çok ayıran yüksek bir özellik. Özellik. İşte dedim ya buranın coğrafi olarak, konum olarak, rakım olarak işte gece gündüz farkında topraktan, sudan, havadan oluşan bir tat, bir lezzet. Biz ne yaptık? 2018'in 12. ayında Türk Patent ve Marka Kurumu'na sunduk biz bunu. Tabi biraz çok uğraştık. Marka, coğrafi şalım almak o kadar kolay değil. Bizim fasulyenin iyi olmasından dolayı biz hızlı bir şekilde ilerledik. Tam alacağım sırada bizi birileri şikayetler ediyor. Bir şey, o asılsız şeylerde bulunuyor, ithamlarda bulunarak. Ama biz bunları Allah'a şükür açtık. Çünkü bizim ürünümüz kaliteli olduğu için biz bunları açtık. Ve 2020'nin 1. ayın 2'sinde biz coğrafi işaretimizi aldık. Allah'a şükürler olsun onu aldık. Tesisimizi kurduk. TOKAP'tan büyük destekler aldık. Bizim Tarım İl Müdürlüğü'ne beraber, Tarım İl Müdürlüğümüzün de çok desteği var. Beraber ortaklaşa bu tesisi kurduk ve hizmet vermeye başladık. Bu da iyiden iyiye. Makinalaştıkça, çiftçi de ürünü sattıkça ne yapıyor? Ekim yapıyor. Üretimi artırıyoruz. İnşallah buradan Tarım İl Müdürlüğümüze de sesleniyoruz. Gümüşhane Tarım İl Müdürü Doktor Ahmet Mesut Kıraç Beyefendi'ye de sesleniyor müdürümüze. İnşallah bir tane makinamız eksik. Potoser Sortex renk ayırma makinemiz yok şu an burada. O da geldiği zaman tam bir teşkilatlı bir tesis olacak. Teferruatlı bir fabrika olacak. İnşallah o desteklerini de bekliyoruz. Bir an önce bu makinenin buraya alınması lazım. Biz daha iyi yerlere bu fasulyeyi getireceğiz. Bundan eminim. Evet, Doktor Ahmet Mesut Kıraç Gümüşhane İl Müdürümüzün ben sizlere her türlü destek vereceğine canı gönülden inanıyorum. Çok çalışkan ve başarılı bir müdür. Sizlere de A'dan Z'ye destek verecektir. Evet, Kelki'de ilk görev atandıktan sonra kendisine de söyledim. Bu zamana kadar bize kolay kolay destek verilmiyordu. Şunu sizden bekliyorum dedim müdürüm. Kelkit'te Kelkit çiftçisinin arkasında ve yanında olduğunuzu hissettirin bize dedik. İnşallah o da hissettiriyor. Diyor ki elimizden geleni yaparız başkan, sıkıntı yok diyor. İnşallah elinden geleni yapar, burada bir eser olarak bırakır gider. Biz de sürekli Deniz Kotiloğlu'nu ağzımıza sürekli aldığımız için onu da aynı şekilde söyleriz. İyi yönden anarız. Evet, bir eser bırakmış olur. Burada Deniz Kotiloğlu da aynı dediğimiz gibi bir eser bıraktı gitti. Biz de Tarım İl Müdürümüzü Ahmet Bey'e inşallah bu eseri bırakır gider. Biz de sürekli onu anarız. O da mutlu olur, biz de mutlu oluruz ve dua ederiz. Evet, buradan da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim Ahmet Mesut Kıraç Bey'e. Peki nerelere satıyorsunuz bu ürünü? Yurt dışına gidiyor mu? Ağırlıklı nereler? Evet, ağırlıklı şöyle söyleyeyim Erdem Bey. Biz coğrafi işareti aldıktan sonra bunu yavaş yavaş iyiliğine kanıtlamaya başlıyoruz. Şimdi insanlar dediğim gibi burada kandırıldığı için biz çok aşağılara böyle düştüğümüzü hissettik zaten bu birliği kurduk. Ya iyiden iyiye artık ürünümüzü kaliteli olduğunu ispatlamaya başladık. Ve İstanbul'dan, işte İzmir'den, Antalya'dan, Güneydoğu'ya, Diyarbakır'a varan açan bu taraflara gönderiyoruz. İstanbul'da birkaç firmayla anlaştık, onlara gönderiyoruz. İşte bu sitelerde satıyorlar. Normal lokantalar kullanıyor. Bayağı bir rağbet olmaya başladı. Tabi bilmeyen çok. Şimdi şöyle söyleyeyim, buradan izleyicilerimizi izler. Der ki ya fasulye mi yok diyor.
Hani Türkiye'de fasulye mi yok da başka bir yerde niye bu kadar işte bu fasulyeyi önemsiyorsunuz gibisinden söylentiler duyuyoruz. Şimdi biz onu tamam var fasulye var ama yediğiniz zaman zaten bunu artık ispatlıyorsunuz. Diyorsunuz ki gerçekten şimdi yiyenler diyor ki inanın biz bugüne kadar fasulye yememişiz. Halbuki biz bunu boş olarak söylemiyoruz. Zaten çıkan analiz sonuçları biz çıkan rakamlara göre konuşuyoruz. Kafamızdan da konuşmuyoruz. Zaten vatandaş tüketici yediği zaman zaten buna farkına varıyor. Hani söylemeye gerek yok adam hani soruyor ya. Diyorum bir yiyin ondan sonra konuşalım. Evet. Ya bu özelliği de var yani. Peki yurt dışına gönderiyor musunuz? Şimdi fiyat şeyi pazar arayış içerisindeyiz. Birkaç yerle görüşüyoruz. İnşallah hedefimiz yurt dışına bu ürünü götürmek. İnşallah orada kendimizi ispatlamak. Bir vizyonum daha var. İnşallah bu ürünümüze Avrupa tescili almasını almayı düşünüyorum. Uğraşacağım inşallah. Onu da başaracağım. Çünkü ürünümüze biz güveniyoruz. Ürünümüz kaliteli bir ürün. Etle neredeyse yarışıyor protein değerleriyle. Yani et yiyemeyen vatandaşımız gönül rahatlığıyla fasulye yiyecek ve aynı proteini almış olacak burada. Onu da ifade edeyim. İnşallah bunları başardıktan sonra bir vizyonum daha var. Bizim bu fasulyeyi biz kendimiz de plakisini yaparak bunları da aynı şekil hazır pişmiş halde hazır vatandaş alıp ısıtıp hemen yiyecek. O lezzeti tadacak. Bunu da düşünüyorum. İnşallah ileriki zamanlarda bunu da yaparız, başarırız. Sonucuna varırız yani. Evet. Peki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden bazı destekler aldınız. Bunları biraz anlatabilir miyiz? Biz şimdi tesis kurarken 4 proje ortağıyla girdik bu işe. Birincisi Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'yla oradan aldık daha doğrusu. Tarım İl Müdürlüğü, Kelkit Kaymakamlığı, Tarım İlçe Müdürlüğü ve Kelkit İlçesi Kuru Fasulye Üreticileri Birliği olarak 4 sacayla bunu projeyi üstlendik ve kurduk. Tabii ki Tarım İl Müdürlüğümüzün gerçekten destekleri çok büyük. Olması da gerekiyor. Şimdi Gümüşhane'nin en büyük ilçesi Kelkit. Ondan dolayı tarım ve hayvancılığın gelişkin olduğu bir bölge. Ki desteğin verilmesini her zaman isterim. Çünkü burası Gümüşhane'yi temsil ediyor her yerde. Biz mesela 2021'inde K'ye gittik. Antalya Yürekse Coğrafi İşaretler Fuarı'na gittik. Sloganı sizin oranın nesi meşhur olarak gittik dedik biz de varız. Kelkitimizin fasulyesi meşhur. Gerçekten orada tadan vatandaşlar inanın diyorum ya 10 dakikada 25 kilogram pişirdiğimiz fasulye bitiyor. Yani bu kötü olsa bu vatandaş yemez zaten bunu demez de. Hani kimse bizim babamızın oğlu değil. Herkes kaliteye ve lezzete bakar. Biz de inşallah elimizden geldiği kadar burada gecemizi, gündüzümüzü katarak çalışıyoruz, üretmeye çalışıyoruz. Üretkeniz üretmek zorundayız. İnşallah devletimizin de destekleri bize bu yönde devamlı olur. Biz de bunu daha iyi yerlere getiririz. Dünyaya açarız bu fasulyeyi. Evet, bize destek verilirse bu ürünü dünyaya yediririz diyorsunuz. Tabii tabii, aynen. Evet. Yani desteklerini bekliyoruz. Tabii Tarım Müdürümüz Allah'a şükür desteklerini veriyor. İnşallah artık devamı da gelir. İnşallah diyelim. Evet, biraz daha maliyetlerden bahsedebilir miyiz? Maliyetler gerçekten de çok belimizi büküyor. Gübredir, ilaçtır, mazottur. Sıkıntılar çok büyük yani gerçekten pahalı. Atmasan ürün zayıf oluyor, alamıyorsun. İnşallah bunlarda da bir denge sağlanır da biz de rahat ederiz. Biz isteriz ki çok yükseğe çıkarmadan tüketicinin sofrasına ulaştıralım. Ama maliyetler arttıkça mecburen biz de artırıyoruz. Çünkü yoksa bunun altından kalkamayız. Zarar ederiz, bırakırız. Artık üreten olmaz. İnşallah bunlarda bir denge sağlanır. Evet. Dengeli bir piyasa oluşur da biz de hiç çıkarmadan fasulyeyi makul bir fiyatta satarız. Tüketici de kolaylıkla bu ürünü alır yer. Evet. Peki işçi bulmakta zorlanıyor musunuz? Genelde üreticilerimiz işi bulmakta zorlanıyoruz diyorlar ama burada da öyle bir sıkıntı var mı? Sıkıntı aynı her tarafta Türkiye'nin var. Gerçekten insanlar genç nesil kaçıyor, çalışmıyor. Genç oturuyor orada diyorsun ki ya işte işin yok. Hani sana şu kadar yevmiye vereyim. Gel benimle yardım et, çalış. Yok diyor benim ne işim var tarlayla diyor. Şimdiki nesil
Elinde cep telefonu, gölgede oturuyor, çalışmıyor. Bu da işler bir acısı. Çünkü bizim yaşımız yavaş yavaş ilerledi. Bizden sonra kim yapacak? Nereden alıp yiyeceğiz? Kimse aç duramaz. Aç duran biri varsa söylesin. Yani her zaman ifade ediyorum bunu. Çadırda kalırız, kapıda kalırız ama aç duramayız. Çünkü üç öğün yiyecek insanoğlu. Ki doya. Bu nereden geliyor? Topraktan. Eğer biz topraktan uzaklaşırsak, kaçarsak bir daha bulamayız. Çapacı dersek, şimdiki çapa vuranlar, ya görüyorsunuz ha, şimdi çapalıyorlar, çapa dönemi. Bunların her bir tanesi 50, 55, 60 yaşına, 70 yaşına kadar çapa vuruyor. Bunlar belki ana hastalanacak. Bunlar 5-10 sene sonra daha bir tane adam bulamayacaksın. Kim yapacak bunu? Ya tam yeni nesil kaçıyor, yapmıyor. Ne yapacağız? Üretmek zorundayız diyorum. Bu topraktan uzaklaşırsak, bu toprağı küstürürsek daha bulamayız. Ya onun için de yani hani insana şey ya reşberlik derler çiftçiliğe. Rehberlik değil mi? Ya neyini yapacaksın? Ya tamam kardeşim, herkes okuyacak diye bir şey yok. Herkes bir mesleğe sahip olacak diye bir şey yok. Bu çiftçilik evet. De öyle göründüğü gibi çok kolay basit bir şey değil. Ha bunları bazıları basit alır. Çiftçi belki küçük görebilir. Onun sorunu, onun ayıbı yani. İlim isteyen bir iş yani. İlim isteyen bir iş. Çünkü bu iş öyle kolay göründüğü gibi bir şey değil yani. Bu fasulyeye çocuğa bakar gibi, bu çocuk çocuğa bakar gibi buna bakarsan fasulye alırsın. Ya yani bunun hastalığıdır. Hani bebek nasıl acıktığı zaman ne istediğini bilecek de biliyor ya. Seni ikaz ediyor, ağlıyor yani. Bakmasan o çocuk ondan bir verim alamazsın. Çocuğu güzel yetiştiremezsin. Bir şey de olmaz o çocuktan. Şimdi fasulye de öyle. Sen bu fasulyenin hastalığıyla, sen bu fasulyenin gelişimiyle ilgilenmezsen bunu alamazsın. Ya onun için yani herkes okuyacak diye bir şey yok. Biz de bunu kendimizi tarlada biz okuyoruz. Onu söyleyeyim yani, bu göründüğü gibi kolay bir şey değil. Evet. Biz bu kendimizi çocuktan beri, ben kendim bildiğim ileri yaşım 40 yaşındayım. Ben tarlada gözlerimi açtım. Ya biz tarlada, benim annemgil tarlada bizi büyüttü. Biz tarlada büyüdük. Ha gocunuyorum bundan, hayır. Allah'a şükür alın terimizden biz burada para kazanıyoruz. Yani kimse buradan bizim alın terimize göz koymasın. Gerçekten çok zor. Gecesi gündüzü sıcağı soğuğu demeden biz bu tarlaya gece saat 2'de geliyoruz. Vatandaş yatarken biz 2'de bu tarlamızı kontrol ediyoruz, suluyoruz. Sabah belki 4'te kalkıyoruz. Yani göründüğü gibi değil, öyle basit ektik oldu hemen geldi soframıza değil. Bütün çiftçiler gerçekten diyorum çok fedakar ve cefakar olarak çalışıyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Ben her zaman söylüyorum bütün programlarımda. Türkiye'de destek verilmesi gereken en önemli kişi, kurum, kuruluş çiftçilerdir diyorum. Çünkü gıda arzı için çiftçiler çok önemli. Covid döneminde de bunu gördük. Millet gıdaya hücum etti. O sokağa çıkma yasaklarında falan. Çiftçimiz üretmezse gıda nereden gelecek? Yani çiftçilerimize fazlasıyla destek veriliyor, daha da fazla verilmesi lazım diye düşünüyorum. Tabii ki destek veriyor. Dediğiniz gibi Covid döneminde bir yasa koyuyorlar, herkes markete koşuyor. Niye? Açlık korkusu var. Gerçekten. Şimdi adam mutfağında bir şey olmayınca ne yapacak ki? Evet. Ne yiyecek ki? Ne yiyecek? Şimdi böyle işte düşünün. O zaman gerçekten çiftçinin biraz az da olsa değer anlaşıldı. Ama sonra unutuldu. Doğru. Yani bunu benimsemeleri lazım. Bu her zaman olabilir. Bak şu an küresel ısınmadan dolayı mevsim değişiklikleri aşırı yaşıyoruz. Yani biz bunu ekiyoruz ya, şimdi doğal afetle karşı karşılayız. Bir atasözü var. Ambarıma girene kadar benim diyemem ben buna. Atasözüdür bu. Niye? Ya don vurur, dolu vurur, sel vurur, yel vurur, kuraklık vurur gider. Biz bunu yetiştirip ta ki paketlemeye alana kadar çok meşakkatli bir şekilde geliyor bu. Evet. Şimdi bu olmadığı zaman dediğim gibi ne yiyeceğiz? Hiçbir şey. Onun için bu tarıma değer verilsin. Tarım olmazsa olmazlardan biri, biliyorsunuz. Tarım, Türkiye tarım ülkesidir. Kendi kendine yeten bir ülkedir. Yani yurdumuzun dört bir köşesinde çok endemik bitkiler, ürünler var. Yani bunu göz ardı edilmemesi lazım. Burada fasulye, atıyorum Antalya'da narenciye, sebze, doğuya gidiyorsun, hububat, bakliyat,
patates. Yani bunların hepsi yetişiyor ülkemizde. Evet. Çiftçilik çok değerli bir meslek diyorsunuz. Siz de gördüğüm kadarıyla bu işi büyük bir zevkle yapıyorsunuz. Ben şimdi Erdem Bey, gerçekten de ben 2000 yılında ben Antalya'ya gittim. Antalya Kemer'de gittim, yaşadım 10 yıl. Ama burada doğdum, büyüdüğüm için, tarlada büyüdüğüm için, inanın turizm bölgesinde benim yerine başka biri olsa buraya gelmezdi. 10 yılımı ben orada verdim. Başka bir meslekte mesleğimi icra ettim orada. Tabii ki öğrendik, onu da yapıyorduk ama Çelkit'te bir şeylerin çok eksik olduğunu tekrar hissettim, özlem duydum ve memleketten kopamadım. Geldim, tekrardan hayatı burada kurdum, düzenimi burada kurdum. Her makineyi, ekipmanı da aldım Allah'a şükür. Bütün yeniliklerin peşine de gittim. Her yıl Konya Tarım Fuarı'na da giderim. Sürekli teknoloji takip ederim ve yenilikleri buraya getirmeye de çaba sarf ederim ki çiftçilere bir ön ayak olum. Onlar da görsün yeniliği, onlar da görsün bu işi zevkle yapsınlar, severek yapsınlar ki bu tarım ilerliye. Ben çünkü oraları bıraktım geldim. Ben çiftçiliği ettiğimden de utanmıyorum. Ben seviyorum yani, severek yapıyorum ama demek istediğim şu, yeni nesil çalışmıyor, yapmıyor. Evet. Yani büyük tehlike içerisindeyiz. Yani bununla ilgili de yetkililerin harekete geçmesini istiyorum. İleride kaybeder gideriz. Evet.